Ticaret Borsası Çevre Düzenlemesi'ne destek olanlara Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından binasının çevre düzenlemesine destek veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ve Karayolları 55. Şube Şefi Hüseyin Özdemir'e teşekkür plaketi verdi. Efendim buradayız. Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Birlikte çalıştığımız müddetçe de Maraş'a katkımız çok daha fazla olur diyorum. Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, başkanlarla hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Bunlar olması gereken, bu şehirde çok tekrarlanması gereken toplantılar, işler. Neden? Bürokrasi, kamu kurumları, medya, iş dünyası hepsi bir arada çalışmalı, ortak akıl üretmeli, tartışmalı, paylaşmalı. Bunlar da birer vesile. Sayın Borsa Başkanımız, borsanın çevre düzenine çok katkı sağlayan 12 Şubat Dulkadiroğlu, Türkoğlu belediyelerimize birer plaket vermek istedi. Bu vesileyle de yıl sonu bölge müdürlerimiz dedik. Sonra il emniyet müdürümüz katıldı. Konuşmamda da ifade ettim. Aslında bizim bütün müdürlerimiz plaketi hak eden insanlar. Ben Borsa Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehrimize hizmet eden herkese, tüm bürokratlara, tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah yardımcımız olsun. El birliğiyle, çalışmayla bu şehir daha yaşanılır hale gelir. Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ise borsaya katkısı geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Buraya bu çevre düzenimizi 3 belediyemiz yaptı. 12 Şubat, Hanif abim bugün şehir dışında, Dulkadiroğlu, Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş. Onlara huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Onlar hep bizim yanımızdaydı. Hep arkamızda oldular. Tabii bizim büyüğümüz Celalettin abi var. Onunla beraber bu ödül törenini gerçekleştirmek istedik. Ayrıca Maraş'a Karayolları Bölge Müdürümüz Mehmet Bey çok değerli bir insan. O da Maraş'ı ayrıcalıklı bir şehir olarak Maraş'a da ayrı bir hizmet ediyor. Orman Bölge Müdürümüz Maraş'a çok güzel hizmet ediyor. Biz de bunlara küçük bir karınca kaderince bir plaket vermek istedik. Celalettin abi de aradık özellikle. Burada olmasını istedik. O da geldi, bize katıldı. Plaketleri hep beraber çok güzel bir şenlik halinde birbirimize sarılarak, kucaklaşarak bu plaketleri sunmaya çalıştık. Tabii Celalettin abim çok güzel bir insan. Güzel konuşuyor. Maraş'ı da seviyor. Maraş'a kendini adamış bir insan. Biz de onun işte etrafında hep beraber toplanmaya çalıştık. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da borsanın Kahramanmaraş'a güzel hizmetler kazandıracağını söyledi. Maraş'ımıza inşallah uzun yıllar hizmet verecek. Maraş'ımıza yakışır. Maraş'ımızın potansiyeline uygun muhteşem bir ticaret borsası binası yapıldı. Bu binanın yapım aşamasında da çevre düzeniyle alakalı da karınca kararınca biz de katkı sunmaya çalıştık. Ve neticesinde bu güzel eser meydana çıktı. İnşallah bu bina uzun yıllar Maraş'ın ticaretine, Maraş'ın tarımına katkı sunacağını düşünüyorum. İçerisindeki bu geniş salonlarını, güzel mimarisiyle Maraş'ımıza hayırlı mübarek olsun inşallah. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise her zaman Başkan Narlı'nın yanında olduklarını söyledi. Tabii bu bina çok güzel bir bina inşa edildi. Kahramanmaraş'ta örnek bir bina oldu. Ticaret borsaları içerisinde de Türkiye'deki en güzel bina denilebilecek bir bina. Burada öncelikli olarak çiftçimize, iş adamlarımıza başarılar diliyorum. Buranın yapılma sürecinde de çevre düzenlemesiyle ve peyzajıyla ilgili de bizim çalışmalarımız oldu. Bu vesileyle hem burada hayırlı olsun temennisinde bulunduk hem de değerli başkanımız bize bu vesileyle plaket verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz.